Yörük Kızı'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en doğal haliyle gıda boyası kullanmadan rengine ve lezzetine hayran kalacağınız ayva tatlısı tarifim var. Bütün püf noktalarıyla anlattığım tarifimi dikkatlice izleyerek uyguladığınızda aynı güzellikte bir ayva tatlısını siz de yapabilirsiniz. Ayva tatlımız için ekmek ayvası kullanıyoruz ve ayvalarımızı çok güzel yıkamış olmamız gerekiyor. Çünkü kabuklarını atmayacağız, tenceremizin dibine koyacağız. Hem ayva tatlımız pişerken daha güzel bir aroma verecek, hem de renginde faydası olacak bu kabuklarının. Ayvamızı öncelikle ikiye ayıralım. Çekirdeklerini çıkartalım ayvamızın. Bir sap kısımlarını da temizleyelim. Ayvamızın çekirdeklerini de kesinlikle atmıyoruz. Tabii bunun çekirdeği pek de çıkmadı ama diğer ayvamızdan daha güzel çıkmıştı. Artık ne kadar çekirdek çıkarsa onları bir kaseye alalım. Bu çekirdekler gerçekten çok güzel renk veriyor. Ayvamızın asıl rengini verenler bu çekirdekler. Şimdi kabuklarını soyalım ayvamızın. Bu kabukları da kesinlikle atmayacağız. Şöyle ayvamızın alt kısmından böyle birazcık düzleştirmek için keselim. Şöyle koyduğumuzda daha düzgün durmasını sağlayacak. Ben şöyle bir tanesini temizlemiştim öncesinde. Ve bir kaba su doldurdum. İçerisine de limon sıktım. Şöyle ayvalarımızı bu suda bekletiyorum. Tenceremizin dibine ayva kabuklarını diziyorum. Ayvaları da kabukların üzerine yerleştiriyorum. Benim tencerem 3,5 ayvayı aldı. Yarım ayva da kaldı. Kendi tencerenize göre azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz miktarı. Şöyle ayva çekirdeklerini birkaç tane ayvamızın içlerine gelecek şekilde serpiyorum. Ve kalanları da her tarafına döküyorum. Her bir ayvamızın üzerine de yarım su bardağı şeker katıyorum. Şeker miktarı çok önemli ayvada. Gözünüze çok gibi gelebilir ama kesinlikle çok değil. Ayvalarımızın üzerine 3 su bardağı da su katıyorum. Tenceremizin kapağını kapatıyorum ve ocağa alıyorum. Tatlımızı kaynayana kadar harlı ateşte, kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. En önemli püf noktalarından biri de bu tatlımızı kısık ateşte 1,5-2 saat kadar pişireceğiz. Eğer
eğer suya az gelirse az az su ilavesi yapabilirsiniz. Ayvalarımızın rengi dönmeye başladı. Bu aşamadan sonra rengi daha da koyulaşacaktır. Gördüğünüz gibi iyice renk değiştirmeye başladı ayvalarımız. Ayvalarımız tam 1 saat 50 dakikadır kısık ateşte kaynıyor ve artık yeterli. Altını kapatıyorum. Ve soğuması için dinlenmeye bırakıyorum. Ayva tatlılarımızı ben böyle bir servis tabağına aldım ve soğuması için bekletiyorum. Hiçbir katkı maddesi olmadan bu rengi aldı. Gerçekten rengi de çok güzel. Tatlımız yeteri kadar soğudu. Tatlımızı ister kaymakla, ister dondurmayla ya da benim gibi krem şanti ile süsleyebilirsiniz. Gıda boyası kullanmadan en doğal haliyle bir ayva tatlısı ancak bu kadar güzel olabilirdi. Lezzeti de muhteşem, rengi, kıvamı her şeyle muhteşem bir tatlı oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.